Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Uyg'ur tashkilotlarining 2-chi qitimliq Malayziya ziyorati boshlandi. 9 fevral Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxon, Sharq Turkiston ulamolar birligi muavin raisi ustoz Sirojiddin Azizi, doktor Eli Rozi qatorliqlardan tarkib topgan bir hay'at taklif bilan Malayziya poytaxti Kuala Lumpurga yetib berib, 2-chi qitimliq Malayziya ziyoratini boshladi. Mazkur hay'atning ziyorat maqsadi Malayziyadagi munosabatlik yuqori darajalik rasmiy va g'ayrirasmiy shaxslar va organlarni ziyorat qilib, Sharq Turkiston davosini jallandirish ekanligi bildirildi. Ziyorat jarayonida ustoz Abdusalom Olim Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi Hijra televiziyasida naq maydondan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tanishtirib, Xitoyning Sharq Turkistonda lagerlarni ta'sis qilib, Sharq Turkiston xalqiga qarshi ig'ir bostirish yurgizayotganligi, irqiy qirg'inchilik qilayotganligi haqida doklad berdi. Hay'at yana 10 fevral Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi Global Peace tashkilotini ziyorat qildi. Ziyoratda Xitoyning Malayziyadagi elchisining Sharq Turkistonda yurgizayotgan inson qalbidan chiqqan bostirish va qirg'in qilish jinoyatini yashirish uchun Malayziya hukumati va Malayziyadagi tashkilotlarga bergan yolg'on to'qilma dokumentlarga raddiya berish maqsadida muxbirlarga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tanishtirdi. Muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan qirg'inchilik siyosatini tafsiliy holatda tanishtirdi. Inson va madaniyat harakati Turkiya va Yevropadagi har qaysi cho'ng jamiyatlarda Xitoyga qarshi bayonot e'lon qildi. 10 fevral Inson va madaniyat harakati Istanbul, Anqara boshda bo'lish bilan birga Turkiyaning 24 shahridagi cho'ng jamiyatlarda, Yevropada Germaniya va Avstriyadagi 3 cho'ng jamiyatda bo'lib, jami 27 cho'ng jamiyatda 10 fevral Bamdat namozidan keyin birli vaqtda zulmga qarshi duoga tur shuori bilan keng ko'lamlik faoliyat olib bordi. Istanbul Fatih rayoni Fatih Sultan Muhammad camisida o'tkazilgan faoliyatga Inson va madaniyat harakati jamiyati a'zolari, Fatih camisi jamoati va Istanbulda yashayotgan Sharq Turkiston xalqidan bo'lib minglarcha kishi qatnashdi. Faoliyatda yoshlar harakati jamiyatining raisi Sarkan Demiral apandi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatiga qarshi bayonot e'lon qilib, Xitoyning bu qilmishlarining chekdan oshqanligini Hatta ayollarning yog'liq chigishini cheklaganligini, tamaki tashlaganlarga mu asabiylik to'kmati chaplanganligini bildirdi va Xitoyni islom diniga qarshi siyosatini to'xtatishga chaqirdi. Keyin doktor Olimjon Bug'do so'z qilib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tanishtirdi. U so'zida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatini 1.5 milliardlik islom dunyosining ko'z oldida tap tortmasdan ijro qilayotganligini İslam dünyasının bu zulümlerine sükut kılmasını çağırdı. Ahırda caranlık tekbir sadaları bilen Şarkı Türkistan halkının azatlığı, Xitay komünistlerinin halakiti üçün dua kılındı. Türkiye ve Avrupa'daki 27 çoğun camide okşaş vakti elib verilgan bayanatının mezmuni okşaş buldu. İstanbul'da Xitay'a karşı yürüyüş faaliyeti ötküzüldü. 9 fevral kechasida Istanbul Bog'chali avlaridagi Ulu jami oldida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatiga qarshi yurish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatni qarindoshlik munbiri tashkillagan bo'lib, faoliyatga Anatoliya yoshlar jamiyati, Ansar vaqfi va insoniy yordam vaqfi IHH, ilm tarqitish jamiyati, Turkiya yoshlar vaqfi va Behmaz jamiyati qatorliq munbarga a'zo tashkilotlar ishtirok qildi. Yurish oxirlashgandan keyin Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining muavin raisi Musajon Ar Xitoyga qarshi bayonot o'qib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan kishilik huquq tafsandichiliklari va qirg'inchiliklarga la'nat o'qidi. Hamda Turkiya hukumatini Sharq Turkiston xalqiga ega bo'lishga chaqiriq qildi. Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministrligi jazo lagerlari haqida bayonot e'lon qildi. 9 fevral Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aksoy Uyg'ur turklarga qarshi elib berilayotgan ig'ir kishilik huquq tafsandichiliklari haqida Xitoyni ogohlantirib bayonot e'lon qildi. Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministrligining tor betida e'lon qilingan bayonotda munular tilga olindi.
Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlarning eng aqalli kishilik huquqlarini mudafsanda qilgan ijroatlar bo'libmi oxirgi 2 yil ichida texmo nacharlashdi va xalqaro jamiyatning kun tartibiga keldi. Xususan 2017 yil oktyabr oyidan boshlab butun dillarning xitoychilashtirilish siyosatining rasmiy e'lon qilinishi Uyg'ur turklarining va rayondagi boshqa musulmon millatlarining etnik, diniy va madaniy kimliklarini yo'q qilishni nishonga olib kelgan yangi bir qadam bo'lib qoldi. Xalqancha tutib solash siyosatining qurboniga aylangan 1 milliondan ortiq Uyg'ur turklarining jazo lagerlari va turmalarda ishkanja, qiyin qistoq, siyosiy mingyush qatorliq zulmlarga duch kelayotganligi endi sir emasdir. Jazo lagerlariga tutilmagan Uyg'urlarmo intayin og'ir besim ostida yashamoqda. Chet elda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz va vatandoshlarimizmo bu rayondagi urug' tuqqanlardan xabar ololmayotdi. Minglarcha bolalar ota-onasidan yiroqlashtirilib, yetim holatda yashamoqda. 21-ci asrda yig'ilish lagerlarining yangidan o'tirg'i chiqishi va Xitoy doiralarining Uyg'ur turklariga qarshi sistemalik shaklda elib berayotgan assimilyatsiya siyosati insoniyat nomiga keltirilgan intayin cho'ng numus qilarlik ishdir. Sharq Turkistonda yuz berayotgan tragediyalarga qarata ko'z qarashlarimizni Xitoy doiralariga har saviyada tilg'i elib turdik. Mushundoq bir ahvolda bir musiqa ishlaganligi sababidan 8 yillik qamoq jazosiga mahkum qilingan qimmatli xalq san'atchisi Abdurahim Hetning turmadagi 2-yinchi yilida vafot bo'lganlik xabaridan cho'nqur qayg'u ichida xabar topdik. Bu qayg'uliq hodisa turk xalqining Sharq Turkistondagi Xitoyning og'ir kishilik huquq dafsandichiligiga qarata inkosini texmo oshirdi. Bu haqliq inkosimizning Xitoy doiralarining diqqatini tortishini kutamiz. Abdurahim Hetni shundoqli turk va musulmon kimligiga ega chiqish yo'lida hayotidan ayrilgan butun irqdosh qarindoshlarimizni rahmat bilan aslaymiz. Bu munosabat bilan Xitoy doiralarini Uyg'ur turklarining asosiy kishilik huquqlariga hurmat ko'rsatishga va yig'ilish lagerlarini taqashga da'vat qilamiz. Xalqaro jamiyatni va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibini Sharq Turkistondagi insonlik tragediyasining oxirlashtirilishi uchun kuchli qadam bosishga chaqiramiz. Xitoyning Turkiyaga qaytirgan javobi numussizlikning ifodasi. 11 fevral Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Turkiya Tashqi ishlar ministrligining Sharq Turkiston haqida e'lon qilgan bayonotiga raddiya berib, o'zining rezillikini yana bir qitim oshkorildi. Xitoy bayonotida Abdurahim Hetning o'lmaganligini, balki salomat ekanligini videoda ko'rsatganligini bildirib, Abdurahim Hetning va boshqa 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqining sababsiz lagerda qirg'in qilinayotganligini, lager va turmalardagi qattiq qiyin qistoqda shahid qilingan Muhammad Salih Damullam, Abdul Hamid Damullam, Kerem Qarim qatorliq kishilarni tilg'a olishdan o'zini qochirdi. Aslida 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqining sababsiz tutqun qilinishi turma lagerlarida Xitoy tomonidan o'ldirilgan yuqorida ismi tilg'a olingan kishilarning ahvoli Xitoyning rezillikining amaliy paketi bo'lish bilan birga Turkiya Tashqi ishlar ministrligining bayonoti Sharq Turkistonning amaliy ahvoliga intayin uyg'un edi. Xitoy bayonotchisi degandek, Xitoy Sharq Turkiston xalqiga zulm qilmagan bo'lsa, hech qanday Sharq Turkiston xalqini o'ldirmagan bo'lsa, Muhammad Salih Damullam, Kerem Qarim, Abdul Hamid Damullam qatorliq kishilarmo o'z vaqtida sog'lom holatda tutqun qilingan. Ularnimo sog'lom holatda so'zlitib silliq ko'rinishini xalqaroga oshkora qilsin. Xitoy bayonotchisi yana xalqaro jamiyatni aldash uchun 2 yildan beri cheqiyotgan masjidlarning soni bilan qo'shib, yolg'on sonliq ma'lumot e'lon qilib, numussizlarcha Turkiyadagi masjidlarning soni bilan Sharq Turkistondagi masjidlarning sonini selishtirgan. Xitoy bayonotchisining so'zi bo'yicha Sharq Turkistondagi xalqning diniy erkinligi kafolatga ega bo'lsa, Xitoy o'zining rostgil ekanligini xalqaro jamiyatga amaliy isbotlamoqchi bo'lsa, undaqta xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonga kirib, erkin holatda takshirishiga yo'l qo'ysin. Ba'zi kuzatuvchilar Xitoy o'zining jinoyatini yashirish uchun ko'rsatgan Abdurahim Hetning silliq ko'rinishining yolg'on bo'lish ehtimoli bor ekanligini bildirib, Xitoyning silliq ko'rinishini texnikalik kelishtirgan bo'lishi mumkinligini ham bildirishmoqda. Vanda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tanishtirildi. 10 fevral Turkiyaning Van viloyatida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tanishtirildi. Faoliyatni Inson va madaniyat vaqfi tashkillagan bo'lib, Sharq Turkiston ma'rifa va hamkorlik jamiyati bosh kotibi ustoz Abdul Ahad Abdurahman faoliyatga taklif bilan qatnashdi. Faoliyatda ustoz Abdul Ahad Abdurahman Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati temasida to'xtalib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan kishilik huquqini dafsanda qilish
Uyghurlarning kimligi va e'tiqodini yo'qotish uchun yurgizayotgan bostirish va qirg'in qilish siyosati. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyghurlar bilan chet eldagi Uyghurlarning barliq aloqa ishlarini cheklab, Sharq Turkistonda qolgan tuqqanlarning ahvolidan xabar ololmaganligi qatorliq masalalarni tafsili tunishtirib o'tdi. Ma'rif jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahman 11 fevral yana insoniy yordam vaqfi IHH'ning Bog'chali avlar shobasi tashkillagan yig'ilishiga taklif bilan ishtirok qilib, Sharq Turkistonning tarixini qisqacha tunishtirish bilan birga Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan bostirish siyosati va qirg'in qilish jinoyatini tunishtirdi. Shunday qadar Doğu Turkistan'da çok büyük alimlerimiz şehit edildi. Muhammed Salih Damallah, Abdülhamid Damallah, Abdülahad Mahzun, Abdülkerim Abdülveli, Abdülreşit Karacım gibi hocalarımız bu kamplarda şehit edildi. Küçük çekmecede Şarkı Türkistan'ın hazırlıkı ehvali tunuşturuldu. 13 fevral bir grupu Uyghur pidailer İstanbul'un Küçükçekmece rayonunda Şarkı Türkistan'ın hazırlıkı ehvalini tunuşturdu. Xitoyning Şarkı Türkistan'da yurgizayotgan bostirish siyosati bargan sıra iyg'irlashayotgan bir paytda İstanbul'un Küçükçekmece Safaköy rayonunda yashayotgan bir grupu Uyghurlar yig'ilib, Xitoyning Şarkı Türkistan'daki insoniyatga qarshi qilmishlarini tunuşturdu. Şarkı Türkistan'daki Xitoy türmelerde lagerlarda şehit bo'lgan o'limalarning özlerinin ata-ana uruk tukkallarının sürdü çürülgen tahtaylarını götürgen bir grupu Uyghur, Safaköy'deki Cennet Mahallesi, Filoria Katarlık uğrularda Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini tunuşturdu. Şarkı Türkistan'ın kısıkçı tarihi ve hazırkı vaziyeti çüşendirilgen teşvikat varakçılarını tarqattı. New York'ta Xitay'a karşı namayış ötküzüldü. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Uyg'urlar bilan Turklar Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan besim siyosatlariga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Turkiya Avaz Radio xabarida bildirilishicha, oy yulduzlik ko'k va qizil bayroqlarni ko'tarishgan namoyishchilar Xitoyning Manhattandagi konsulxonasi oldiga yig'ilib, Sharq Turkistonga erkinlik, beshingni burab beparvo bo'lib olma, Uyg'urlarni o'ldirishni to'xtatinglar degandek xatlar yozilgan plakatlarni chiqardi. Ve şuarlarını tovlap, Uyghur Türklerine kılınıvatkan besimlerine hatimi belirleşini talep kıldı. Amerika İslam Cemiyeti Milli Görüş Cemiyeti başlığı Ayhan Özmekik namayışta söz kılıp, Xitay rejiminin Uyghur Türklerine yürgizvatkan besimini ayıplaş üçün yığılgallıklarını əskertti ve Amerika İslam Cemiyeti Milli Görüş Cemiyeti'nin dünyanın barlıq prezidentlerine, başministerlerine mektuplar əvətip, Şarkı Türkistan'daki zulümüne sükut kılmasıqı çakırgallıklarını bildirdi. Kişilik hukuk kürtüş teşkilatı İslam dünyasını Türkiye'den ülge ilişki çakırdı. Kişilik hukuk kürtüş teşkilatı'dan Kenes Raus, Türkiye'nin Müslüman devletlerinin arasında Uyghur Türklerine tuğur karıştı bulgan ve Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarını takaşını talep kılgan tüncü Müslüman devleti işkellikini, başka Müslüman devletlerinin muhem Türkiye bilen bir sep tutuş vakti kelgellikini ilan kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.